Selamünaleyküm hanımlar kolay gelsin beni izleyen bana komşu olan herkese selam olsun buradan kocaman ee, bu arada dile getirmeden geçemeyeceğim şu anda e, sınırda barış harekatında olan tüm görevli askerlerimizi Allah'a emanet ediyoruz melekler onların koruyucusu olsun inşallah Rabbim ayaklarına taş gözlerine yaş değdirmesin e, hepimizin ciğeri yanıyor hepimiz yani bir umutla onlar olmasa biz olmayız İnanın onlar olmasa biz olmayız Rabbim bu güzel vatanımıza bu cennet vatanımıza göz diken ihanet eden hainlik eden düşmanlık eden herkesin ve ne diyeceğimi bilmiyorum yani bela diyeceğim bela okumak istemiyorum Allahından bulsun diyorum hani bıraksınlar insanlar artık rahat yaşasın ee, bu alemde neyi bölemiyoruz neyi paylaşamıyoruz ta tarihten beri böyle bu vatana yani tarihler yazıyor artık bunu tarihimizden bu yana az da olsa şöyle bir göz attığım kadarıyla okuduğum kadarıyla ben okumadım. Benim hani herhangi bir eğitimim yok. Ben e, açık lise falan böyle gidiyor. E, onun için çok bir bilgim yok. Ama Rabbim bu vatana göz dikenlerin gözleriyle Allah'a havale ediyoruz. Rabbim sınırda olan tüm askerlerimizi, vatandaşlarımızı korusun inşallah Rabbim şehitlerin analarının da yüreklerine su serpsin. Yani titriyoruz konuşamıyoruz. İnanın konuşamıyoruz bakın. Neyse Allah'a emanet edelim tüm askerlerimizi vatandaşlarımızı. Burada tekrar ben size şu patiğin tabanlı anlatımını yapmamıştım. Ben Sema 04 Instagram sayfam semad04 e, Semat. YouTube kanalım kanalımda bana destek olan like atan yorum yazan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum e, kanalımda kalmak daimi takipçi olmak ücretsizdir bundan emin olun buradan Facebook sayfasındaki arkadaşlarıma beni takip eden değerli takipçileri de selam söylüyorum Oradan bana fiyat soruyorsunuz. Ben oradan açıktan fiyat vermek istemiyorum. Çünkü ben şunu 5 TL yapıyorsam arkadaş bunu 10 TL'ye yapıyor. Müşteri benim fiyatımı gördüğü zaman bana geliyor, arkadaşıma gitmiyor. Onun için sadece kendimizi değil herkesi düşünmemiz lazım. O yüzden ben Facebook sayfasında açıktan fiyat vermiyorum. Kusura bakmayın, yanlış anlamayın beni. Tekrar buradan takipçilere teşekkür ediyorum. Güzel dilekleriniz için Allah razı olsun. Ama bana Messenger'dan özelde mesajlarını yazınca hemen dönüyorum. Hemen dönüyorum. Ee, şimdi ben bunun anlatımını yapmıştım. Bunun, bunun sadece şu taban üzerine anlatımını yapmamıştım. Bu patiğin. Ee, şöyle patiğimizi bırakalım. Şu taban bizim bakın kaç numaraydı. Şöyle bakalım 25-26 numaraydı. Ben bunu e, bir yaşında bir çocuğa uyarlamak istedim. Bunu da nasıl ölçtüm? Komşumun bir yaşındaki çocuğu, genelde standart ayak numaraları. Bir yaşındaki çocuğunu gittim, ayağını ölçtüm. Tam 15 santimdi. 15 santime göre bu patiği şöyle üst üste koydum. Bakın ters taraflar aynı. Yani. Buraya koysanız böyle koymanız gerekiyor ayarlamanız için buraya koysanız şunlar birbirine denk gelecek tamam mı? E, bunu da nereden alıyoruz? Topuktan alıyoruz. Buruna dokunmuyoruz. Buruna dokunmuyoruz, topuktan alıyoruz. Topuktan bunu e, bakın şu şekilde çıktı topuktan şu şekilde çıkıyor topuktan güzel bir şekilde şöyle yuvarlak bir şekilde alın ha şu ucu bunu düzelttim ama bunu düzeltmedim şu ucunun falan sadece şöyle topuktan bir makas yardımıyla topuktan şöyle ayarlıyorsunuz zaten bu sivri falan kalınca bu işi şey, örgünün altında kalıyor topuktan ayarlıyorsunuz şu tabanın üzerine şunu uyarlayacağım bakın şöyle tamam mı şekil aldı. Şu. Şimdi ne yaptık? Burada kaç tane yuva oluştu? Gelelim bakın şurada yuvalar kalmadı. Yuvalar kalmayınca ne yapacağız? Göz kararı şu yuvaların ölçüsünde şuralardan da dolgu yapacağız. Ha ben göz kararı yapamam diyorsan ne yapacaksın? Şu araları bakın şöyle bir mezro yardımıyla şu şu araları Şöyle iki nokta arasını şöyle iki nokta arasını ölçerek gözlüğümü bulamadım şu anda. Gözlüğümü bulmam lazım. Santimleyerek şu araları ölçüp şuralara tığla yuva açabilirsiniz. Çünkü çok kolay açılıyor. Şöyle. Bakın ben rastgele açıyorum. Artık gözüm alışmış. Açtık bir tane de tam ortaya açalım o da bitti şurada bakın tam denk geldi gördünüz mü oldu işte şimdi bunları ne yaptık üçer tane üçer tane doldurduk nasıl doldurduk şöyle şöyle bir göstereyim bir tane ipimizi çektik bir bak gözlüğümü buldum bir Aynı yuvaya hiç tığın üzerine almadan 2 ve 3. Bunu göstermek için yaptım. Bunu yapmayacağım ben şimdi. 3 üç tane. 3'er üçer, üçer her tarafında 3 tane dolduracaksınız. Biraz büyük olsun diyorsanız topuğu küçük mü kestiniz? Şaşırdınız mı? 5 tane doldurun. Biraz daha mı küçük oldu topuk? Eyvah mı diyorsunuz? Şuralara da 4'er tane doldurun. Yani baktınız to topuk çok küçük oldu. Hata yaptınız. Eyvah dediniz. 4 tane buraya, 5 tane buraya, dört tane buraya. Hiç korkmayın. Patiğiniz ölçüsüne ulaşacaktır. Şurada ne yapacağız? 5 tane buraya, dört tane buraya, dört tane buraya. Ama benim tabanımın ölçüsü şu anda yerinde. Ben tam 15 santim ölçtüm, ayarladım. 2-3 çocuğun ayağına deneyerek bu ölçüye ulaştım. Ee, arkadaş beni uyarıyor, beni destekleyen bir arkadaş Allah razı olsun Şirin örgüler Tunus işi yapıyor, ee, çok da kaliteli örgüsü var, ee, çok da dini bütün bir arkadaş yani yine bütün belki yanlış bir cümle olur da herkesin dini bütün de bana çok destek oluyor, en azından bana çok yol gösteriyor, görüntülerimin kalitesinin düştüğünü falan bakıyor, kontrol ediyor, sağ olsun uyarıyor Umarım bunun kalitesi iyi olur şirinin örgüleri Gül Hanım'ın patikleri çilemin bitleri lifçi Sevil buradan bana destek veren moral veren arkadaşlar son gülün lifleri adını veremeyeceğim Duduş'un örgüleri harika harika Arkadaşlar şimdi üçer tane dolduk bitirdik üçer taneden sonra tek kanada şöyle yaklaştırayım umarım net görünüyor tek kanadına ben her zaman anlatırken acemiler için anlatırım tek kanadına sık iğne bakın tek kanadına sık iğne olarak 3 sıra üst üste gidiyoruz hiç artırma eksiltme olmadan arkadaşlar benimle yapmak isteyen yapıyor. Tekrar resim atıyorsunuz özelden. O kadar hoşuma gidiyor ki. Bir de hani soruyorsunuz ya işte abla. Şurası eksik oldu, burası eksik oldu. Zaten abla demeniz benim hoşuma çok gidiyor. Ee, bazı gençler var. Onlar teyze diyor. Desinler canlarım benim. Daha çocuk. Ee, abla demek teyze demek benim çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir buçuk senedir ben bu camiadayım. Bir buçuk sene oldu. iki seneye geliyor. Bu arada sakın şaşırmayın. Buruna kadar geldik ama burunda herhangi bir artırma falan oluyor mu? Yok. Hiçbir şey yok. 3 sıra tamamen sık iğne yapacağız. Dördüncü sıramızı sarı yapacağız. Beşinci sıramızı tekrar kırmızı yapacağız yani kaç sıra yapıyoruz şöyle bir kontrol edelim 1 2 3 4 5 6 sıra bakın altı sıra sık iğne yapacağız bu altı sıra sık iğne tamam olana kadar ne yapacağız boş mu duracağız ee, müzik açsam beni duymazsınız ee, Ben de böyle sessiz hayatta duramam konuşmayı çok seviyorum ve muhabbet edelim ne edelim muhabbet? Ha şey diyordum. E, iki i̇ki seneye yaklaşıyor. Ben bu camiaya gireli. İki senedir iki kişi dışında hiç bir saygısızlık görmedim. Yani ya bir için yazı ya bir terbiyesizlik, saygısızlık ya bir kabalık inanın görmedim. Şu anda 9 bine yaklaşan Instagram'da takipçim var. Hiç birisinden olumsuz bir şey almadım. Allah razı olsun. Ben bu sayfaları açarken en korktuğum benim bana diyorlardı işte ne yapacaksın buralarda senin yaşına yakışır mı otur evinde namazını kıl, tesbihini çek. Ne yapacağım bu saatten sonra? Ya böyle dedikçe inanın ben böyle onlar öyle dedikçe ben gaza geldi. Hani niye niye ne yapayım? Neden? İhtiyaçsa bu kadar iş adamları, bu kadar sanatçılar, bu kadar milyarder insanlar neden çalışıyor? Eğer hani bana ihtiyacın yok Ne ihtiyacın var diyorlar oğlun kızın işte okumuş bitirmiş şuyum var buyum var ya da işte maaşın var karnın doyuyor Ben buna karşıyım hep de e, şunu düşünürüm ya bu insanlar bu kadar zengin e, iş adamlarımız fabrikatörler ne bileyim yani anlatamıyorum sanatçılarımız ee, o kadar zengin insanlar var. Peki bunlar niye çalışıyor? Madem e, yeterse onlara da yeter. O zaman otursunlar. Yok öyle bir şey. Yok. Gerçekten benim e, hani karnım doyuyor. Allah'a şükür. Ee, varlıklı da değilim. Yok da değilim. Hiçbir zaman hiçbir şeye de muhtaç olmadım. Ee, ben bu arada ağrılıyım. Ağrı'nın bir köyünde doğdum, büyüdüm. 17 yıl, 17 yılım orada geçti. 17 yaşında bir ev, evliliğimi yaptım. Sonra değişik illere gittik. Değişik illerde değişik insanlarla karşılaştık. En son geldik Ankara'ya yerleştik. Çolumuz çocuğumuz büyüdü. Üç çocuk annesi. Çocuklarım büyüdü. Torunlarım var. 4 yıl ben torunuma baktım. 4 yıldan sonra torunum tayin oldu. Annesi babası Tunceli'ye. E, ne yapmam lazım? Sıkıntı. Alıştım. Çocuklar evden gitti. Eş emekli oldu. Devamlı da böyle yan yana oturulmaz ki. E, kalktım. Bunu bir daha anlatmıştım. Beni e, okutmadılar. Konudan konuya atlıyorum. Okumadım. Okumayı çok istediğim halde okuma, okutmadılar. E, okulda birinci sınıfa yazdırdılar. Direkt oradan müfettiş geldi. Hiç unutmuyorum. Direkt üçüncü sınıfa geçirdi beni. Üçüncü sınıftan sonra beni göndermediler. Boyun uzadı. Kocaman kız oldun. Evde işler kalıyor. Çocuk kalıyor. Göndermediler. E, ya bir oturduk evde. 17 yaşında bana evlilik yaptırdılar. Yine babamdan Allah razı olsun ki babam dedi ki kızım dedi bir diploma alalım. Kızım demedi. Kızım e, demek ayıp bizim orada büyüklerin yanında. Babamın dili kızım oğlum demeye hiç alışık değildir. Çünkü e, aileler birlik yaşar. Amcam e, sonra babam amcamın çocukları kardeş gibi bir evde büyürüz biz. Ee, baktım babam benim resim çektirmeye götürüyün işte annem söyledi diploma için resim. Öyle bir sevindim ki ay yarabim diploma alacağım dedim. E ee, eşim de orada öğretmendi. Eşim, babam beni traktörün e, üstüne oturduk gittik, resim çektik, geldik ama ben o arada 15 yaşına falan girmişim. E köyde. E ee, amcam ben muhtar Hoca şuna bir diploma ver demişler. Diplomayı aldık. Bilmiyorum sakıncası var mı anlatıyorum ama. Diplomayı aldık, bitirdik. 17 yaşına geldik. Benim resmini çekmeye götüren öğretmenim beni istedi. Konu uzun. Beni öğretmene verdiler. Evlendik. Dediğim gibi çoluk çocuk da büyüdü. Niye boş oturayım? kalktım ortaokula yazıldım geçen yıl 6. 7. sınıf olarak geçiyor artık ortaokul denmiyor ortaokula yazıldım 3 dönem girdim 3 dönemde ortaokul 6 7 8 bitti baya da notlarım yüksekti övünmek gibi olmasın da e, ee, milli Eğitim 45 olunca notun geçiriyor e, benimler 85-90 idi. Yani iyiydi. Orayı da geçtik. Hemen liseye kaydoldum. Bu sene. Geçen sene 6 8 bitti. Bu sene liseye kaydoldum. Ama bu işlere kendimi verince e, çalışmıyorum. Sadece giriyorum. 3 dönemde liseye girdim. Şu anda 39 kredim var. Utanıyorum onu demeye. Tam böyle liseye okurken televizyon izliyordum. Şu kanepede uzandım tek başıma televizyon izliyorum. Bir dede çıktı Ankaralı dede örgü yapıyor. Bunu tekrar anlatmıştım. Bir daha anlatmak istemiyorum. Kalktım hemen örgüye koyuldum. Örgüde de kendimi başarılı görüyorum. Niye başarılı başarılı görüyorum? Benim gibi hanımlarda destekliyorum. Tebrik ediyorum. Bizim zamanımızdaki örgüler bu değildi. Bizim zamanımızdaki örgüler şiş örgüleri, örgüsüydü yani tığda patik falan ben görmedim ve de örmedim ee, yeni gençliğin ürettiği tasarladığı hepsinin eline sağlık buradan ee, bu patikler çok hoşuma gitti hoşuma gidince patiklere girdim ee, konuyu çok uzatmayayım bayağı da uzattım şu anda bu patiklerden ben harçlık biriktiriyorum. Harçlık demeyeceğim ben buna. Ben e, her zaman böyle doğrudan yanayım. Direkt konuşurum. Saklım gizlim de olmaz. E, biz kuluz. Herkes aynı hayatı yaşıyor. İyisiyle kötüsüyle. Bazen var oluyor bazen yok oluyor. Ben bununla kendime Allah nasip ederse haç parası biriktiriyorum. Birikti mi? İkinci senedir birikti. Allah bereket versin benim tahminimden fazla birikti şu anda da siparişim var mı? var hatta siparişlerimi yetiştiremiyorum gece kaça kadar oturuyorum biliyor musunuz kızlar ya da izleyenler gece 2 3 uykum gelmiyor yapıyorum hevesleniyorum yaptıkça canım yapmak istiyor yaptıkça canım yapmak istiyor o kadar seviyorum ki el işini Belki çocuklarım yanında olaydı ben bu el işini yapmazdım. Çünkü çocuklar her anne gibi ben de çocuklarımın işte hizmeti yemesi içmesi kim ne istiyorsa onu ona yapmaya çalışıyorum. Memnun etmeye çalışıyorum. E ne kadar da tamam çocuk e, büyüse de e, çocuk yani sonuçta sen de annesin. Ha ileride çocuklar için değecek mi? O da tartışılır. Çünkü etrafımızda görüyoruz. O kadar emek ediyor anne babalar ki sırtına atlet almayan, ayağına ayakkabı giymeyen anne babalar çocuklarına verdiği değeri emeğin karşılığını görmüyorlar. Ben huzur evlerine çok karşıyım. Anne babasına başkasına baktırana çok karşıyım. Rabbim beni düşürmesin. Benim annem babam da var onlar da düşürmesin. Benim şu anda 6 tane erkek, 5 tane erkek kardeşim var. Annem babam 80 yaşında. Yani onları benim çocuklarım da inşallah örnek alsın. Hiç hatasız, hiç kusursuz annemin babamın hizmetini yapıyorlar. ben de aynı bu yaşta daha anneme, babama öf demedim, diyemem. Diyemem mümkün değil. Bizim babamızın sözü bizim için e, yani ne diyeyim? Tövbe haşa. Ayet demeyeceğim. O kadar geçerli. Babamızın sözü bizim için o kadar geçerli. Babamız yani otur dese otururuz, kalk dese kalkarız. Korkuyor muyuz? Korkmuyoruz. Tamamen saygıdan. Tamamen babamıza bizim e, hürmetimiz sonsuz ve saygıdan şimdi bakın laf kalabalığı yaptım yine 1 2 3 3 sıra yaptık ama tabana Biz bunu 4 sıra yapacağız niye 4 sıra yapacağız tabanın şu yüksekliği var ya bakın şu yüksekliği bu yükseklik bizim bir sıramızı yutuyor yani bir sıramız gidiyor arada giderse gitsin de diyeceksiniz olmaz patiğimizin derinliği azalıyor. Şu derinlik var ya. Şu derinliği azalıyor. Onun için bunda 3 sıra yaptım. Ben bunda 4 sıra yapmam gerekiyor. Ki patiğimizin içinin derinliği aynı olsun. Zincir nereden çıktı? Niye zincir çekiyorum? Ve böyle. Şimdi bu 4. sırayla geleyim. Sonra yine sohbet ederiz. Ya da sohbet edelim boşver kapatmayayım benim e, videolar e, uzun olunca bazen neyse videom gidiyor konuştuğumda anlattığımda hepsi boşa gidiyor e, o zaman nasıl canım sıkılıyor nasıl üzülüyorum yani patiye böyle başladım onun için şu anda da YouTube'da canlılar yapıyor değerli arkadaşlar gençler Onlara da buradan selam olsun. Hiç o kadar saygılılar. Bana bu medyaya girme, bu camiyeye girme diye yanlış cümleler kullanıyorum. Kusura bakmayın. Bu camiyeye girme sana göre değil dediler. Korka korka girdim. İnanın. Hiç eşime bile söylemedim. Ben bu kanalı açtım, şöyle ettim, böyle ettim diye. Eğer dedim hangi herhangi bir olay olursa zaten kapatırım hiçbir kötülük görmedim şu anda YouTube kanalında gencecik gencecik yakışıklı çocuklar böyle canlı yapıyor onlara da selam olsun buradan Azeri bir arkadaşımız var şu anda adını unuttum harika türküler var harika çocuklarla ilgisi ee, Azerbaycan görüntüler var zevkle izledim bugün İnanın iki saate yakın izledim arkadaşı ee, onun dışında Kardelen Akademiye buradan çok teşekkür ediyorum bana yol gösterdiği için, bilgi verdiği için, desteklediği için e, harika bir öğretmen, harika anlatımı var matematik öğretmeni derslerini dinliyorum zaman zaman e, çocuklarınız varsa ya da kendi ihtiyacınız varsa Kardelen Akademi harika anlatımları var ona da selam olsun buradan. Mor mutfak, mor mutfak bana yazılarıyla neşe veriyor, heyecan veriyor. Desteklerini esirgemedi. Onun sayesinde benim şimdi bir sürü komşum var. Kardelen Akademi sayesinde. Ee, bir de neydi şuradan? İsimlerinizi unuttum arkadaşlar. Mutfakla ilgilen ilgilenen arkadaşlar. İsimlerinizi unuttum profilinde kaşık olan arkadaş şu anda gözümün önüne geliyor bir tane bayan var tombiş tombiş böyle gülerek muhabbetine doyum olmuyor buradan ona da selam olsun beni destekleyen desteklediğiniz için hepinize teşekkürler ediyorum amacınıza ulaşın kanallarınız büyüsün saatleriniz artsın ne istiyorsanız oraya kadar Allah ulaştırsın sizi ben şimdi şöyle başa kadar geleyim. Ama Instagram'da ben ilk açarken bir arkadaşım patiğini paylaştım. Hani kurallarda bilmiyorum ya şimdi. 24. dakikadayız. Acele ediyorum. Kurallarda bilmediğim için arkadaşım patiğini paylaştım. Sonra <laughs> yeni müşteri patiği istedi. Allah patiğini yapamadım. Sayılarını çıkaramıyorum. Yani benim yaptığım hatayı siz yapmayın. Buradan kim yapıyorsa patik. Sarı ipimi alayım. Aldık. Ee, görüntü kirli olmasın öyle diyorlar. Temiz tut diyor. <laughs> temiz tut diyorlar. Temiz tutmak zorundayım. Bunlar da böyle model olarak yaptım. Tasarladım. Elimde duruyor. Kimse almadı. Satılmadı. Sonra ben yazdım. Özelden yazdım. Dedim ki arkadaş dedim böyle böyle. Ben dedim senin patiğinden yapacağım Bana dedim söyler misin sayılarını? O zaman çok kötü bir tepki gösterdi. Çok kaba davrandı. Yani iyilikle söyleyebilirdi. Ama çok kaba davranarak bana haddini aşarak saygısız cümleler kullandı. Hatta saygısız deyince benim için yani şu bile çok büyük hakarettir ve saygısızlıktır. Ve sarıya geçti şu anda. Dediğim gibi yani altı sıra dümdüz yapıyoruz. Ben bunu Galatasaray için siparişim olduğu için sarıya geçtim. Siz sade de yapabilirsiniz. Tabanın üzerine altı sıra sık iğne yapıyorsunuz. Zaten şunu da anlatacağım yeter. Başınızı arttım. Hem dedi terbiyesiz dedi terbiyesizlik yaparak dedi çok affedersiniz beni izleyenler. E, lafım meclisten dışarı. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Yani haddimi aşarak böyle cümleler kullanıyorum. Terbiyesiz dedi sen benim hem patiğimi paylaşıyorsun hem dedi utanmadan kalkıp benden tarifini istiyorsun. E dedim ne olacak ki patiğini paylaşınca sen de benim patiği paylaş. Hayır dedi sen kimden izin aldın da paylaştın ya izin almam mı gerekiyordu dedim tabii ki dedi İsmet etiketlemeyin gerekiyor etiket ne dedim ne oluyor o nasıl bir şey dedi hayır dedim bilmiyorsun ne arıyorsun bu camiada dedi ya dedim tamam sorun değil silerim ama inanın silmeyi bile bilmiyorum yani öyle acemiyim silmeyi bile bilmiyorum. silerim ben dedim silemezsem çocuğuma sildiririm dedim ondan sonra kapat dedi konuyu bir daha da konuşma dedi ya o kadar utandım, o kadar utandım ki tamam dedim ben konuyu kapatıyorum ama hakkınızı helal, hakkımı yiyorsun sen dedi. Sen bu fatihten yapıp da para alırsan dedi benim emeğimi çalıp hakkımı yiyorsun. Nasıl yazıyorum? Ben haktan çok korkarım bu arada. Herkes de öyledir mutlaka. Ne olur lütfen hakkını helal et. Hakkımı helal etmiyorum diye diye gitti. Beni de engelledi mi yazamıyorum da zaman geçti ben o arkadaşlarla o arkadaşla helalleştim. Yani baktım birilerini araya koydum. Biraz da e, camiayı tanıdım. E, Instagram'ın kurallarını öğrendim. Ve araya bir kişi koyarak arkadaşla helalleştik. Ben de buradan ona hakkını hakkımı helal ediyorum. Buradan beni duyuyorsa kim bilmeden yaptığım yanlışlardan işlerini paylaştığından ya da onun işinden para kazanıyorsam eğer hakkını helal etsin. Eğer görüyorsa sayfamda. Arkadaşlar yeter bu kadar gevezelik değil mi? Bakın tabanın tabana nasıl yapılır onu anlattık. 6 sırayı yapacağız. Ondan sonra zaten şuraları anlattım. Hadi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Şimdi benim ee, birkaç görevim var. O görevlerini görevlerimi yerine getirmek zorundayım. Allah'a emanet olun. Bay bay.